Arkadaşlar ben Yaşar Yusuf. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta çok fazla video atamadım. Biraz yoğundum. E, derslerim başladı ufak ufak. Onun dışında işte montajı yetişmesi gereken videolar vardı, Stok videolar vardı. Onları bile yayınlayamadım. Biraz böyle bir değişik bir süreç geçti benim için. Bunun en büyük sebebi tabii ki de montajları da tek başıma yapıyor olmam. Tabii abone edilince arttıkça bunun içinde şu an hala zaten düşündüğüm isimler var. Onlar da kendilerini biliyorlar. Neyse videonun konusuna gelecek olursak artık her pazartesi günü böyle bir video atmaya karar verdim. Videolarımıza gerek YouTube'dan gerekse WhatsApp'tan bana gelen dönüşlere bakılırsa böyle bir formata çok ihtiyacımız olduğuna karar verdim. Eğlence formatının biraz daha konusu olacak ama pazartesi günleri yayınlamayı düşünüyorum bu videoyu. Uzarsa video içeriği cumartesi veya pazara da aktarabilirim takip eden haftadaki. Fakat şöyle bir şey var. Yani formatımız ne? Önce ondan bahsetmem gerekiyor sanırım. Bu formatı birazcık araştırdım. Birkaç YouTuber yapmış. Fakat biz biraz daha değiştireceğiz. Biraz daha böyle şey yapacağız, uyarlayacağız kendimize göre. Ben bu formatı kesinlikle YouTuber'lardan değil, daha önceki videomda da bahsetmiştim. O videonun da linki şuradan çıkar şimdi. Haber Meteor Mother dizisinde, dizisinden esinlenerek yarattığım bir format. Ee, i̇zleyenleriniz varsa şu repliğini mutlaka biliyordur Barney'in. Şuraya gelecek sana. Evet, doğru bu sefer. Bu sefer de doğruyu işaretliyorum. Şuraya o repliğin. Neyse, buradan bir, bir meydan okuma formatına geçiyorum. Bu formatta ne olacak? Şimdi hem meydan okumalarınız hem de yorumlarınız. Mesela benim hayatımla ilgili merak ettiğiniz bir şey. Yoruma yazacaksınız ve ben her pazartesi bu videonun altına gelen yorumları bir sonraki pazartesi okuyacağım ve cevaplayacağım. Video karşısında, videoda cevaplayacağım. Çünkü tek tek yorumlara ulaşmak çok zor oluyor. Çok fazla video olduğu için kanalımda, eskiden kalma videolarda olduğu için çok fazla yorum yağıyor eski videolar özellikle. Onun için pazartesi günleri bu videoya gelen yorumları özellikle buradan dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Hayatımla ilgili merak ettiğiniz şeyler vesaire. Ama burada bu özellikle bu videonun, bugünkü videonun altına özellikle yorum yapmalarını istediğim 3 kişi var. Onlar kendini biliyor. Yeni editörlerimiz. Editör derken yani bizi uzaktan izleyecek, çeşitli hatalarımızı giderecek. Hatta bir tanesi bunlar iki kadın bir erkek editörden oluşmakta. Onlar kendini biliyor. Gönüllüler bu işte. Ee, hatta bir tanesi Bazen video süreçleri aşırı uzuyor. İşte gece 5-6'lara kadar çalışmam gerekiyor videoyu size yetiştirebilmek için. O dönemlerde eğer video yayınlandığı saatlerde uyuyor olursam Instagram storylerimi yöneten arkadaşım. Şimdi bu editörlerimiz bu videonun altına örnek yorumlar atacağına inanıyorum. Burası sizin için. Çünkü editörlerin dahi bu formattan haberi yok. Kimsenin haberi yok. Kamera arkasında da şu an kimse yok. Onun için zaten bilgisayarım yanımda. Ekrandan kendimi görebilmem için. Editörlerimiz bu videonun altına bazı yorumlar atacak. Bana görevler vermenizi istiyorum. Ama şu an için karantina sürecindeyiz. Şu an için evde yapabileceğim görevler. İlerisi için dışarıda da yapabileceğim görevler verirseniz daha eğlenceli videolar çıkartmaya çalışacağım size. Çünkü böyle bir istek var. Tamam kanal çok güzel gidiyor. Hatta 400 aboneyi de açtık. Ama şey yorumlar alıyorum. Biraz daha eğlenceli videolar da yapsa. Hani bilgilendiriciler güzel ama eğlendirici videolar da birazcık ön planda olmalı gibi yorumlar alıyorum. Karantina süreci sonrasında zaten çok güzel formatlarımız var. Halihazırda hazırladığımız. Onlar için de ayrı bir ekibimiz var. Onlar da kendileri biliyor hatta yorumda kendilerini belirtebilirler. Yani bu videoya yorum gelmezse diye de bir korkum olduğu için özellikle üç tane böyle bir editör atamak istedim. Aynı zamanda işte videolarımı izleyip bana sıkıntılı oldukları, sıkıntılı olduğunu gördüğü yerleri söylüyorlar öncesinde. Yani siz izlemeden önce özellikle bir editörün gece kaçta biterse bitsin video atıyorum, izliyor, ondan sonra paylaşıyorum. O şekilde bir sistem kurmaya karar verdik bundan sonra. Onlara da bu arada çok teşekkür ediyorum. İsimlerini şu an açıklamayacağım. İlerleyen zamanlarda mutlaka açıklayacağım ama. Onlar şu an bu videonun altına yorum yaparsa sevinirim. Bana üç Üçünden de birer görev istiyorum ve bu görevlerin kaç dakikada yapılmasını istediklerini de istiyorum. Mesela atıyorum karantina süreci bittikten sonra, bu evde kaldığımız süreç bittikten sonra balık tutmamı istediler benden. Mesela. Ama bir dakika içerisinde balık tut. Yani oltaya at bir dakika içerisinde balık tut gibi görevler. Yani kaç dakikada yapmam gerektiğini de söylemelerini istiyorum. Dediğim gibi bu çalıntı diyeceksiniz ama bu formattan Türkiye, Türkiye'de ve dünyada çok fazla var. Yani çoğu YouTuber'ın yaptığı bir format. Ben de yapmak istedim. Sonuçta bizim yapacağımız farklı tefek değişikliklerle biraz daha kendimize uyarlamış olacağız. Yani bu format sizin yorumlarınızla ilerleyecek. Ve dediğim gibi 400 aboneyi geçtik. 500 abonede bir çekiliş yapmak gibi bir düşüncem vardı ama şu anki ülkenin bulunduğu durum Buna pek müsaade etmiyor. Onu bin abone de ama kesinlikle bir çekilişimiz olacak. Güzel bir çekilişimiz olacak bin aboneye ulaştığımız zaman. Dediğim gibi bu videonun altına güncel hayatımla ilgili, başka şeylerle ilgili yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Ee, tek tek okuyacağım yorumları bu arada. Ama okuduktan sonra bir sonraki videomda cevaplayacağım. Benim özel hayatımla ilgili olabilir, başka şeylerle ilgili olabilir. Sorduğunuz bütün soruları elimden gelince, dilim döndüğünce bir sonraki videoda açıklayacağım. Ve sizlerden de bana görev vermenizi istiyorum. Editörlerden bahsettim. Sadece editörlerimiz değil. Sizlerin de bana görevler vermesini istiyorum. Editörler banko. Yani e, içerik çıkartabilmemiz için şu an abone sayımız az, yorumlar az geliyor. Yani yorum sıkıntısı yaşamayalım diye 3 tane insan bir dedim. O insanlar zaten sürekli pazartesi günkü videolarıma yorumlar yapacaklar. Onun dışında artık bilim videoları da gelmeye başlayacak. Bilim videolarında birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü kaynaklar çok geniş. Çok araştırma yapmam gerekiyor. Bugün veya yarın bir video çıkartıp Cuma günü yayınlamak istiyorum. Bugün ayın 12'si. Pazar günü. Yani siz bu videoyu onun için de izliyorsunuz. Onun için de yayınlanmış olacak video. Bir de özellikle videomuzu beğenip abone olursanız bize çok katkıda bulunmuş olursunuz. Ki 1000 abone açtıktan sonra ben bu setup'ı komple değiştirmeyi düşünüyorum. Şu an karşımda beni çeken Canon EOS 100D var. İşte onun dışında e, editörlerinden bir tanesinin kamerası. markasını göremiyorum. Editörlerinden bir tanesinin kamerası var. İkinci kameralarımız. Sony FDR-3000 bizi çekiyor. Zaten bir de Eğlence videoları kapsamında bir videomuzu çekerken ki anımızı size göstermek istiyorum. Bunu da ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani nelerle uğraşıyoruz? Ne yapıyoruz? Bunu da görmek ister misiniz? Yorumlara bırakırsanız sevinirim. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sizden bir ricam daha var. Bildiğiniz üzere 1000 abone barımını açmaya çalışıyoruz. Şu an 400 abonemiz var. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla insanla etkileşime girmemizi sağlayıp 1000 aboneye daha çabuk ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Bunun için de tekrar teşekkürler. Ayrıca ayrıyeten editörlerime de çok teşekkür ediyorum. Bu videonun altında yapacakları yorumlardan dolayı ve sizlerden de yorum bekliyorum. Bana göre verin. Yani ve süresi çok önemli bakın. Bu bizim formatımızın bir şeyi. Bir dakikada yap diyebilirsiniz, 5 dakikada yap diyebilirsiniz, 3 dakikada yap diyebilirsiniz. 1 saatte yap diyebilirsiniz. Ben bunu sizin verdiğiniz sürede yapmaya tamamlamaya çalışacağım. Ve dediğim gibi her pazartesi kamera karşısında olup yorumlarınızı okuyup cevap vereceğim tek tek. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve tekrar videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Bu arada aralarda kartlar çıkmış olabilir. O kartlara da tıklayıp diğer videomuza göz atabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızdaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Bir de logomuzu değiştirdik. Bu logo hakkındaki düşüncelerinizi de Instagram'dan almıştım. %95 gibi bir beğenme oranı yakaladık yani. Beğendiniz mi diye bir soru atmıştım. %95'iniz beğenmişti. Bununla ilgili yorumlarınızı da aşağıda yorumlar bölümünde belirtirsiniz. Beklerim. Belirtmenizi bekliyorum. Sevgiyle kalın, evde kalın. Görüşmek üzere.